Bir gün bir tane kırmızı başlıkla bir tane bir kız varmış. Annesi ile çörek getirecekmiş. Anası demiş ki anan engele bu çörekleri götürüyormuş. Evden dışarı çıkmış. Tam çıkarken önüne Mercedes'le bir tane arabaya yanaşmış. Mercedes'in içinden bir tane cadı çıkmış. Cadı bağcıdan çıkardı. Erman'a kırmızı başlıkla kıza vermiş. Kırmızı başlıkla demiş. Ben bunu yer miyim demiş. Ondan sonra kırmızı başlıkla kız almış elmaları sepetin içine koymuş. Annesi ile doğru yola çıkmış. Yolda giderken bir tane ayakkabısını yere düşmüş. Farkına varmamış geri zekalı. Ondan sonra oradan bir tane peri çıkmış. La bahara bak. La bahara bak kırmızı başlıklı kız. Bak hele bak demiş. Kırmızı başlıklı kıza bakmış. Ondan sonra demiş ki saat 12'yi geçme demiş. Eğer 12'den sonra eve gelirsen demiş. Çırı çıplak ortada kalırsın beni söylemesin demiş. Ondan sonra kırmızı başlıklı kız da hadi oradan demiş. Hadi oradan demiş. Çıkmış gitmiş. Anneannesi gibi doğru ilerlemiş. Anneannesi günün kapısını gördükten sonra aklına şöyle bir soru gelmiş. La ben anahtarı cebime koydum mu acaba? La ben anahtarı cebime koydum mu acaba? La ben anahtarı cebime koydum mu acaba? Diye 3 kere kendisine sormuş gerizekalı. Ondan sonra anlamış ki anahtarı cebine koymuş. Söylemiş ki he ben onu bazarın içinde unuttum herhalde demiş. Neyse farkına varmış beyinsiz. Ondan sonra hemen çilingir Muhsin dayıyı çağırmış. Muhsin dayı gelmiş kapıyı açmış. Eline sağlık demiş. Parasını vermiş. Muhsin dayı yol açmış geri gitmiş. Ondan sonra içeri gelmiş. Orada bir bakmış ki aferin o ne? Bir tane bir hayvan gibi bir şey atıyor. Kırmızı başlı kız demiş. La o ne demiş. Senin burnun ne ayağa kadar büyük la demiş. Demiş ki seni daha iyi görebilmek için demiş. demiş. Ne adamsın anne demiş. Anası demiş ki hala ne demiş. Senin demiş kulakların ne ayağa kadar büyük demiş. Demiş ki seni de daha iyi koklamak için demiş. Kırmızı başlı kız da bir şüphe uyandırmış. Demiş bu benim nasıl anneannem olabilir demiş. Demiş la demiş. Sen demiş neden bu kadar kırlı kırlısın la demiş. Demiş ki lan geri zekalı demiş. Ben kurdum kurt. Görmedin mi kurdum. Ağzını açmış dişlerini göstermiş. Ooo demiş anneannem ne kadar çirkinleştim la demiş. Ana sonra kurt hemen birden üstüne doğru gelmiş. Kırmızı başlı kız da demiş ki tamam demiş madem beni yiyeceksen demiş önce şu elmaları kıtla demiş. Kıtla ki göresin demiş. Neyse kıtlamış kurt orada bayılmış. Böyle bir mide bulantısı kurtta bir beyefendime baş dönmesi yere doğru uzanmış. Ana sonra kırmızı başlı kız başardım diye sevinerekten gerizekalı. Sonra saat 12'yi geçmiş kırmızı başlı kız çırılçıplak kalmış. Kurt gözlerini açmış hemen demiş. Ne kadar seksistik ne kadar seksisin kırmızı başlı kız demiş. Kırmızı başlı kız orada diye ağlayaraktan kaçmış. Kurt kavramış kırmızı başlı kız 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 kaçmış. Ondan sonra oradan gelen kral bakmış ki yolda bir tane ayakkabı var demiş ki kesin demiş bu ayakkabının sahibi demiş çok güzel bir bayan demişti. Ondan sonra oradan kırmızı başlı kıza kurt geliyormuş yanlarından geçmiş kırmızı başlı kıza bakmış. Demiş bu ne ya demiş her yeri çıra çıplak. Ondan sonra kurt gelmiş kurda bakmış şöyle bir aşk dolu ifadelerle gözlerini dikmiş kurta. Kurtun ayağını ayakkabının içine sokmuşlar. Kurt konuşmayı bilmediği için çünkü hayvan yarım akıllı gerizekalı bir varlık. Onun için hiç sesini çıkaramamış. Ayağını da oymuş kurdu sevmiş kurda aşık olmuş kurtla evlenmişler. Ondan sonra kırmızı başlıklı kızın da halini ben bilmiyorum ne oldu nereye gitti hiç bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Diğer bölümde size anlatacağım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Dinlemeyenlerin de açıp da beni izlemeyenlerin de hepsinin Allah belasını versin.